Sana bir hikaye anlatayım. Dedem Korkut'tan. Oğuz'un ulu ozanından. Çok severim. Gözü kara bir yiğit. Kuru bir çayın üstüne üstün körü bir köprü yaptırmış. Geçenden 33, geçmeyenden döve döve 40 akçe almaya başlamış. Deli Dumrul'un hikayesi bu. Hatırladım. Doğru. Ama sabır şehzadem. Dumrul'un değil, onun bilinmesine neden olan bir yiğitin öyküsü bu. Bazı yiğitler bilinmez. Vazifesini yapar, tarihteki yerini alırlar. Kimmiş bu yiğit? Adı sanı yok mu? Nasıl değiştirmiş Dumrul'u? Yok. Dedem Korkut bile demez adını. Ama sen anla diye biz atsız diyelim adını. Bir gün Dumrul ile bu atsız yiğit kafa tutmuşlar Karaoba'nın karabeyine. Belki zalim, belki şirret, belki mendebur bir adam. Ahali yaka silker, binbir beddua edermiş. Dumrul ile atsız kılıç atlayıp kavil vermişler. Bu zalim beyi eğer rezil etmezsek bu yiğitlik mintanını bir daha giymeyelim demişler. Bir gün karanlık çökünce obaya bizim iki deli otağa sızmışlar. Zalim beyi tam gırtlaklayacakken etrafları sarılmış. Oyun etmiş bey. Meğer ki bilirmiş niyetlerini. Dönmüş demiş ki ikinizden biri ölecek. Seçin hanginiz ölecek. Dumrul atsıza bakmış. Atsız Dumrul'a. Şehzadem. Şehzade Ahmet'i haremden beklerler beyim. Hikayenin sonu ne olacak? Onu da zamanı geldiğinde söylerim şehzadem. Siz şimdi gidin.